Evet, selam arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video ile birlikteyiz. Baştan da görmüş olduğunuz gibi bugünkü videomuzda sizlere bir modifiyeden bahsedeceğim. Şöyle karşınıza iki tane efsane bir ürünümüz var. Uzun zamandır bunu F1'a yapmayı düşünüyordum ama biraz kararsızdım. Belki buna yapma ihtimalimiz %70. Sizin düşüncelerinizi merak ettiğim için bu videoyu çekiyorum. Eğer siz onay verirseniz, onaylarsanız bu modifiyemizi bu arabaya yapacağız. Çünkü büyük bir modifiye, riskli bir iş. Yani çirkin olma ihtimali var ve geri dönüşü olmayan bir modifiye. Eğer siz kabul ederseniz, beğenirseniz, onaylarsanız bu modifiyemizi yapacağız. Biraz uğraştıracak ama belki güzel bir şey çıkabilir ortaya. Şöyle iki ürünümüz var. İlk şundan başlayacağız. Bu arada eğer bu ürünleri sipariş vermek istiyorsanız yorumlar kısmına koyduğum linkten güvenilir bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Evet, şimdi ilk modifiyemiz bu. Bunu yapabiliriz ama şu biraz riskli bir iş çünkü çok uğraştırıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Angel EYZ'ler. Bu arada M3, M4, E90, E92, F30 ve F10 olmak üzere. Buraya koymayı unutmuşlar. F10'a da uyum sağlıyor. Yani bu model araçlara yapabilirsiniz. E92'lere çok iyi yakışıyor. E92 alırsam %100 bu modifiye yapacağım E92'ye. Bakalım, buraya görsel resmini koyarım nasıl durduğunu. Sizlerin ne fikrini merak ettiğim için dediğim gibi bu videoyu çekiyorum. Ürünümüz bu. Diğer parçayı da çıkarayım. Tamam, çıkardık. Şu uçmasın. Bunu şöyle alta koyalım. Parçamız bu. Anladığınız gibi bunlar farların içine girecek. Yani M4 görseli verecek. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şimdi bu farın içindeki görmüş olduğunuz yuvarlak mercekler var. Şu şekilde. Ve söküp yerine bunları takacağız. Yani şu şekilde içine gelecek bunlar. Şöyle miydi? Böyle miydi? Nasıl unuttum? Şöyleydi sanırım. Böyle olması gerekiyor. Ya ters de tutuyor olabilirim. Şöyleydi ya sanırım. Aynen. Bu şekilde daha böyle öfkeli, sinirli bir görüntü yapacak arabaya. Zaten buraya görsel resimlerini koydum. Nasıl durduğunu siz bir bakın. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bu arabaya yakışır mı, yakışıyor mu? Tabii bu tamponlara hiç yakışmaz. Ama bu arabayı M-Paket'e çevireceğimiz için sakın aklınızda bu tamponlarla birlikte düşünmeyin. Çünkü tamponlarla garanti çirkin olur. Ama bu tamponları değiştireceğiz arkadaşlar. O şekilde düşünün. Zaten bu ürünü sipariş verdiğinizde satıcıya mesaj yazdığınızda satıcı sizlere güzel bir şekilde anlatıyor nasıl yapıldığını. Bir yere takılırsanız, zorlanırsanız satıcı sizlere yardımcı oluyor. Burada da diğer kablolarımız var. Şurada şöyle fiksasyonlar için içinde tüm parçaları gönderiyorlar. Bunlar sanırım onlar tutturmak için. Bunlar da tüm parçaları. Eğer sizlere bunu takacaksanız arabanıza, eğer düşünüyorsanız satıcıdan sipariş verebilirsiniz. Eğer merak ettiğiniz, takıldığınız yerler varsa satıcıya sorduğunuzda size hem videosunu gönderiyor nasıl yapıldığını hem de detaylı şemasını da gönderiyor. Gerçekten çok ilgili bir satıcı. Bu arada eğer yaparsak da şuradaki beyaz kaşları siyah boyayacağız. İç kısmı piano black'e boyanacak. Boyalar zaten ben almıştım. Normalde bu modifiyeyi 530'a yapacaktık. Satmış oldum F10'a. Belki buna nasip olacak. Bakalım artık. Şu krom parçalar da komple siyah olacak. Sadece o beyaz görüntüler kalacak. Sadece şu gözlerin beyaz görüntüleri kalacak. Yani daha çok agresif bir şey çıkacak ortaya. Şunlar da diğer ürünlerimiz. Bunlar da gerçekten çok kaliteli. Bunu da ben sizlere göstereyim montajı nasıl yapıldığını. Bunu da işte dediğim gibi diğer BMW'yi almıştım 530'a. O da orijinal M paketi olduğu için onun tavanı siyahtı. Ama bu maalesef beyaz tavan. Bu da diğer F10'a sipariş verdiğim için siyah bu şekilde. LED ışıklı sisteme. Bu da beyaz renk. Yani siyah takarsak hiç hoş durmaz. Ama ben sizlere hemen montajını göstereyim ve aradaki farkı göstereyim. Bakın mesela bu sarı yanıyor. Çok eski model gösteriyor arabayı ama bunlar LED'li sistem. Kaliteli bir ışık sistemi de var. Güzel bir şekilde de aydınlatıyor. Onu zaten şimdi birazdan göreceğiz. Montajını göstereyim size nasıl yapıldığını. Dediğim gibi bunun da linkini koyuyorum. Bu da aynı satıcı. Birçok araba modifiyesi için parçalar satıyor. Işık sistemleri olsun, modifiye ürünleri olsun. Oradan güvenilir bir şekilde aracınız için ışık sistemleri ya da modifiye ürünleri sipariş verebilirsiniz. Evet, şimdi montajına geçelim. Gerçekten çok kolay. Hiç zorlanma falan yaşamazsınız. Onu da göstereyim hemen. Şu şekilde kolay bir şekilde parçamız çıkıyor yerinden. Ondan sonra şurada soketimiz var. Soketimizi söküyoruz. Lambamızı söktük. Şimdi yerine yeni lambamızı takıyoruz. Aradaki farkı zaten hemen fark edeceksiniz nasıl aydınlattığını. Takamıyoruz. Çünkü hava çok güneşli, gözüm alıyor. Tamamdır.
Evet, aradaki aydınlatmayı da görebilirsiniz farkı. Ama dediğim gibi bu parçamız siyah olduğu için bu siyah arabaya hiç yakışmıyor. Ama eğer sizin arabanızın tavanında beyaz renkse tabii ki bunun beyazı da var. Ben siyah modelini seçmiştim diğer F1'a takacağım diye. Maalesef ona takma şansım olmadı. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere aradaki farkı göstereyim. Bakın bu nasıl aydınlatıyor ve şuna bakın. Bu hem eski sarı renk hem de çok az aydınlatma sistemi var. Ama bu hem ledli hem de çok efsane aydınlatıyor. Ama dediğim gibi bu siyah olduğu için güzel durmuyor arabaya. Bunun da beyaz rengini sipariş verebilirsiniz. Gerçekten çok güzel ürün. Bu basit takma sökme işlemi. Gördüğünüz gibi 2 dakikada sökülüp takılıyor. Fakat en merak ettiğim şeylerden biri bu. Yani kararsız kaldığım, bizlerin fikirlerinde merak ettiğim şey bu. Bu nasıl olacak diye çok merak ediyorum. Eğer siz beğendiyseniz görsel resimlerden tabii ki de seve seve yaparız. Bayağı uğraştıracak, tampon sökecek. Ondan sonra şu cam çıkacak, içi boyanacak. Bayağı bir uğraştıracak. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yapalım mı, yapmayalım mı? Siz yorumlara yazın. Ona göre hareket edeceğim ve yapacağım. Evet, bu videomuz da bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize bay bay arkadaşlar.